Misafirlerimiz geldi. Vay canına. İlk defa benden güzelini görüyorum. Sen de fena sayılmazsın. Teşekkürler. Ev sahipliği etmek istedin, ben de geldim. Orada bir yanlışın var. Benim amacım sana ev sahipliği yapmak değil. Seni burada ev sahibi yapmak. Ama karşılığında benden bir şey isteyeceksin. Klişe, alışılmış, standart bir derdim var. Ortak bir düşman. İskender Karayurt. Öyle değil mi Vladimir? İskender'le anlaşmazlık yaşadık. Yaşıyoruz ya da yaşayacağız. Şimdilik bir şey söyleyemem. Henüz bunu konuşmak için doğru zaman değil. Doğru zaman? Oğlu ölmüş. Bizim geleneklerimiz var. Benzerleri sizde de var. Yas tutan bir aileye saldırmayız. Böyle şeyler yapmak istemiyoruz. Ama Bodrum'da bir otelin olmasını istersin değil mi? Hatta neden birden fazla olmasın? Sonuçta buraya her yıl 3 milyon turist geliyor. Sizin ülkenizde. Benim paraya ihtiyacım yok. Biliyorum. Ama paranı aklamak için bir ortağa ihtiyacın var, onu da biliyorum. O yüzden lafı dolandırmayacağım. Sen bana yardım et. Ben de Uncular ailesinin tüm imkanlarını önüne sereyim. Buranın büyüklerini nasıl ikna edeceksin? Buranın büyükleri? Alexander, burada benden büyük kimse yok. Bu gördüğün kara parçası sadece bana çalışır. Burada bana sormadan kimse otel açamaz. Açarsa benim iznim olmadan kimse restorancılık yapamaz. Ben müsaade etmeden kimse tekne taşımacılığı yapamaz. Burada bana sormadan kuş bile uçmaz. Yani burada en büyük benim. Ama tek hakimi sen değilsin. Biri daha var. Onu ortadan kaldırmamı istiyorsun. Gördüğün gibi her şeyi tüm şeffaflığıyla anlatıyorum sana. Bir çöplükte iki horoz ötmez derler bizde. O yüzden İskender'in organizasyonu tamamıyla bana geçecek. Yani işlerin hepsini ben devralacağım. Benden onu senin için ortadan kaldırmamı istiyorsun. Senin olayla hiçbir bağlantın olmayacak çünkü benim zaten İskender'le problemlerim var. Benim buradan anladığım bu. Evet ama eksik anlatıyorsun. Ben de bunun karşılığında senin bütün paranı aklayacağım. Artık ortağız yani. Anlaştık mı? İstediğim alanda yatırım yaparım. 3 büyük otel isterim, sahipleriyle sen uğraşırsın, ben problem yaşamam. Ayrıca tepeden denizi gören 3 arsa isterim. Temiz, bakir, el değmemiş, sen de onaylarsın. Onaylandı bile. Öyleyse anlaştık. O zaman Vladimir, dostumuzu ziyaret et, borcu almadan da gelme. Buranın ilk adı ne biliyor musun Alexander? Halikarnassos. Sayısız medeniyet geçmiş bu topraklardan. Pers, Dor, Helen, Roma, Bizans, Osmanlı. (Gülüyor)
Kusura bakma, sinirim bozuldu. Sebep? Onlarca medeniyet savaşmış burası için. Hepsi de ölüp gitmiş. Bir de şimdi savaşanlara bak. İskender ve ben. Birimiz kel, birimiz fosul. Çabuk çabuk. Esat Bey. Çabuk. Altı aylıkken doğmuşum ben. Yani tabii o zaman teknoloji falan da bu kadar gelişmemiş. Yani kubbes falan var ama şimdiki gibi değil. Doktorlar demişler ki kendinizi kötü habere hazırlayın. Babam ilk gün gelmiş bir, sonra bir daha hiç uğramamış hastaneye. Çok severdi beni, rahmetli. Onun içinde yatsın. Anneciğim beklemiş başımda. 3 ay, az değil. Ha öldü, ha ölecek. Ha öldü, ha ölecek derken ölmemişim. Ciğerlerim eksik de olsa yaşama tutunmayı becermiş. Onların eksikliğini başka şeylerle doldurmayı bildim. Bir de demir. Ne oldu? İşte sana hayatındaki eksikleri başka şeylerle doldurmayı öğrenmek için bir fırsat Vladimir. Benim bu adamı öldürmem için ne otele ne de arsaya ihtiyacım varmış anlaşılan. Ama ben yine de verdim. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlayasın diye.